Geçen haftaki dersimizde dalga rehberlerini incelemiştik. Dalga rehberi dediğimiz aslında kenarları bir iletkenle kaplanmış oyuklar, silindir şeklinde kesit alanı değişmeyen ve hatırlarsanız oldukça matematiksel tarafı ağır basan bir dersti. Bugün cevabını arayacağımız soru ise eğer bizim elimizde belli bir yük dağılımı varsa ve bunlar belli bir şekilde akıyorlarsa bu sistemin yaratacağı elektromanyetik alan ne olacak? Şimdi daha önce buna benzer problemler elektrostatik ya da manyetostatik durumda, yani statik durumda sistemde görünen bir değişiklik yoksa inceledik. Ama bu durumda soracağımız en genel bir durumda. Ve dersin sonunda da önemli bir örnek olarak eğer elimizde tek bir parçacık varsa ve belli bir hızda ilerliyor, sabit bir v hızıyla ilerliyorsa bu parçacığın yaratacağı elektromanyetik alan acaba ne olacak? Yine önceki derslerimizden hatırlarsanız vektör ve skalar potansiyelleri tanımlamıştık. Ve bu vektör ve skalar potansiyellerin Lorentz ayarında sağlaması gereken denklem skalar potansiyel olabilir, vektör potansiyel olabilir. Eşittir eksi 4 pi. Eğer skalar potansiyel için yük yoğunluğu, vektörel potansiyel için de akım yoğunluğu bölü ışık hızı şeklinde bir denklemi sağlaması gerektiğini biliyoruz. Burada işlemleri biraz kolaylaştırmak için mu ve epsilon'un 1 olduğunu kabul ettim. Yani benim incelediğim elektromanyetik alanların boşlukta olduğunu kabul ettim. Eğer bir ortamdaysa bu elektromanyetik alanlar, o zaman değişmesi gereken tek şey c yerine ışığın elektromanyetik alanın o ortamdaki hızını yazmak yeterli olacaktır. Ve buradaki a ve fi alanlarının da şu denklemi sağlaması lazım. A'nın diverjansı artı 1 bölü c skalar potansiyelin zamana göre türevinin 0 olması lazım. Bu koşulu sağladığı sürece şu denklemin skalar ve vektörel potansiyeller bu denklemi sağlayacaktır. Şimdi bu denklemi çözmek için öncelikle genel bir yük yoğunluğu ya da genel bir akım yoğunluğu kullanmak yerine yine Green's fonksiyonu yöntemini kullanacağız. Şu denklemin çözümüne bakıp arayacağız. D kare bölü dt kare. Öyle bir fonksiyon bulalım ki bu r'ye, t'ye, r üstüne ve t üstüne bağlı olsun. Bu eksi 4 pi 3 boyutlu Dirac dağıtı r eksi r üstü tek boyutlu Dirac dağıtı t eksi t üstü. Şimdi bu denklemin çözümünü bulduğumuz takdirde misal fi için r üssü, t üssü, rho, r üssü, t üssü, r üssü, d, t üssü ifadesi şu denklemi çözecektir. Fi'nin ifadesi bu olacaktır. Dolayısıyla bu g'yi bulmak bize en genel bir yük yoğunluğu ya da yük akım yoğunluğu için bir skalar ve vektörel potansiyel ifadesi yazmamıza imkan tanıyacaktır. Şimdi fiziksel olarak yorumlamaya kalkarsak aslında bu denklem skalar alanın ya da vektörel potansiyelin herhangi bir bileşeninin sağladığı denklemle aynıdır. Yani şöyle bir sistem düşünüyoruz. Belli bir t anında, yani şu g dediğimiz ifade, belli bir t üssü anında daha doğrusu, t üssü anında r üssü noktasında birim yükü yaratıp yok edersek sistemdeki skalar potansiyel ne olacaktır? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Tabi yük korunumu olduğu için aslında fiziksel herhangi bir süreçte bir yükü yaratıp aynı anda yok edemeyiz. Şimdi bu denklemin çözümü sağladı. Bu Poisson denkleminin tabii zamanında içerecek şekilde genelleştirilmiş halinin bunu sağladığını gösterebilmek için yapmamız gereken tek şey eğer bu işlemciyi alır, bu skalar fonksiyonu uygularsak r'ye ve t'ye bağlı olan bu integraldeki tek ifade bu g'dir. Dolayısıyla o operatör sadece bu g'ye etki edecek ama g'ye etki ederse o zaman bize Dirac deltalar getirecek. Dirac deltaları kullanarak şu integrali aldığımızda da direkt bu denklemi sağladığını göreceğiz. Şimdi gelelim bu denklemi peki nasıl çözeceğiz? Şimdi bu denklemi ilk gözlemlememiz gereken sistemin bir öteleme simetrisi olduğu. Yani bütün herhangi bir koordinatı belli bir sabit miktarda değiştirirsek ne olacak? R de aynı miktar değişecek, r üssü de aynı miktar değişecek. Dolayısıyla bu zaten değişmeyecek.
buradaki operatörlerin hiçbiri bu sabit bir ötelemeden değişmeyecek. Dolayısıyla bu denklemin veya bu G'nin çözümünün de dolayısıyla bir öteleme simetrisine sahip olması lazım. Aynı, hem konumda hem zamanda. Dolayısıyla bu G fonksiyonu hem R'ye hem R üssüne ayrı ayrı bağlı olamaz. G fonksiyonu sadece R eksi R üssüne ve T eksi T üstüne bağlı olacaktır. Şimdi o yüzden bizim şu çözümü aramamız yeterli. Ve bunun sağlayacağı denklem de yine eksi 1 bölü C kare T kare bölü DT kare eşittir. Eksi 4 pi 3 boyutlu Dirac delta ve Dirac delta P olarak yazabiliriz. Şimdi bu denklemi çözmek için Fourier dönüşümlerini kullanacağız. G'nin bir Fourier gösterimi olduğunu varsayacağız. Ve Fourier gösterimle hem konumda bir Fourier gösterimi momentumla K diyelim. Hem zamanda bir Fourier gösterimi E üzeri i K skalar çarpım R eksi omega T. Yine aynı G işaretiyle göstereceğim ama argümanları K ve omega olacak. Şimdi benzer şekilde Dirac deltaları da gösterebilirim. D küp R DT eşittir. D küp K bölü 2 pi'nin küpü D omega bölü 2 pi E üzeri i K R eksi omega T'dir. Dirac deltaların Fourier dönüşümü olarak gösterimini bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bu ifadeyi, bu iki ifadeyi bu denkleme yerleştirdiğimde konuma göre türevin her biri bir tane İK getirecektir. İki defa türev aldığıma göre eksi K kare getirecektir. İntegralleri yazalım önce. 2 pi'nin küpü E omega bölü 2 pi E üzeri İK R eksi omega T. Konumlara göre türevden her birinden İK iki tane olduğuna göre eksi K kare. Zamana göre türevden her biri bir omega çarpanı gelir, eksi i omega çarpanı getirecek. İki tane geldiğinde bir eksi de i kareden gelecek. Artı omega kare bölü c kare. G eşittir. Bölü 2 pi'nin küpü. Bölü 2 pi. E üzeri i. Eksi omega t olacak. Şimdi bu iki Fourier gösteriminin de eşit olabilmesi için integralin içerisindeki ifadelerin eşit olması lazım. Yani eksi k kare artı omega kare bölü c kare g'nin 1'e eşit olması lazım. Dolayısıyla buradan g eşittir 1 bölü eksi k kare artı omega kare bölü c kare olarak bulabiliriz. Fourier dönüşümünü bulduktan sonra buraya yerleştirdiğimizde bizim ilgilendiğimiz Green fonksiyonunun integral olarak ifadesini yazabiliriz. Burada bir eksi tanımından dolayı bir eksi işareti, eksi 4 pi gelecek. Hatırlarsanız bu şuradaki eksi 4 pi'yi Green fonksiyonunun tanımından daki denkleme yerleştirmiştik. Eksi 4 pi çarpı Dirac delta. Şurası Dirac delta. Dolayısıyla burası eksi 4 pi ya da 4 pi bölü k kare eksi omega kare bölü c kare olarak yazabiliriz. Dolayısıyla bizim Green fonksiyonumuz d küp k d omega bölü 2 pi üzeri 4 e üzeri i kare eksi omega t 4 pi bölü k kare eksi omega kare bölü c kare halini alacaktır.
Şimdi bu integralleri bir hesaplayalım. Şimdi integralleri hesaplarken şöyle bir problemle karşılaşacağız. Öncelikle bir omega integraline bakalım sadece. K integralini şimdilik bir tarafa bırakalım. B omega e üzeri eksi i omega t bölü k kare eksi omega kare bölü c kare. Omega eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar her türlü değeri alacak. Şimdi buraya baktığımızda omega eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar değişirken omega artı eksi k değerine eşit olduğunda integralini aldığımız ifade artık sonsuz. Sonsuz olduğu için bu integral iyi tanımlı bir ifade değil. Bundan kurtulmak için, yani integrali iyi tanımlı bir hale getirebilmek için kompleks analizi kullanacağız. Bu W integralini bir karmaşık sayı olarak düşünürsek, bu karmaşık omega düzlemi, omega'nın reel kısmı, omega'nın sanal kısmı ve biz bu integrali omega düzleminde reel eksen doğrultusu boyunca integralini almak istiyoruz. Baktığımızda bunun tekil olduğu, integrali aldığımız ifadenin tekil olduğu iki tane nokta var. Omega eşittir artı eksi kc. Bu noktaların birisi buradaysa diğeri burada olacaktır. Bu kc, burası eksi kc olmak üzere. Şimdi bu integrali alabilmek için bizim bu tekil noktaları integral aldığımız doğrudan uzaklaştırmamız lazım. Ya doğrumuzu uzaklaştıracağız ya bu tekillikleri biz doğrumuzdan uzaklaştıracağız. Ne yapabiliriz? Eğer doğruyu uzaklaştırmak istersek bu eğrimizi bu tekilliklerin olduğu yerde hafif yukarı kaydırabiliriz. Ya da ne yaparız? Doğrumuzu bozmayız. Bu tekillikleri burada olmak eksi kc'de reel eksen üzerinde olmasındansa küçük bir sanal kısım çıkarırız. Bu durumda tekilliğimiz hemen alttadır. Hemen şu noktadadır. Şimdi tabi burada şöyle bir soru hemen aklımıza gelecek. Gelmesi lazım. Biz bu tekillikleri kaydırıyoruz ama niye aşağı kaydıralım ki? Bunları aşağıda kaydırabiliriz, yukarıya da kaydırabiliriz. Ya da birisini soldakini aşağıya, sağdakini yukarıya kaydırabiliriz. Ya da sağdakini aşağıya, soldakini yukarıya kaydırabiliriz. Elimize dört farklı şekilde bu integrali tanımlama imkanımız var. O zaman nasıl tanımlayacağız o zaman bu integrali? Bu dört seçenekten hangisi? Şimdi bu dört seçenekten hangisi bizim işimize yarayacak onu belirlemek için bu aradığımız Green fonksiyonuna sınır koşulları koymamız lazım. Şimdi biliyoruz ki herhangi elimizde bir diferansiyel denklemimiz varsa bunun çözümünü bulmak için sınır koşullarını belirlememiz lazım. Şimdi bizim ne gibi bir sınır koşulumuz var? Şöyle bir şeyi bekleriz. Bir şeyin sebebi sonucundan önce gelecek. Sebep-sonuç ilişkisi dediğimiz ilişki. Bizim burada aradığımız bu g fonksiyonu, şuradaki g fonksiyonu, sonuçta t eşittir 0 anında, r eşittir 0 noktasında yaratılan bir yükün yarattığı potansiyel, birim yükün yaratacağı potansiyel. O zaman eğer bu potansiyeli yaratacak olan kaynak t eşittir 0 anında ortaya çıktığına göre, t eşittir 0 anından önce hiçbir yerde herhangi bir potansiyelin olmaması lazım. Çünkü o potansiyeli yaratacak etki henüz ortaya çıkmadı. Yani bizim beklentimiz RT'nin 0'a eşit olması eğer T 0'dan küçük ise. Şimdi elimizde T, integralin T'ye bağlı olan tek kısmı zaten omega integrali. Yani bu integralin eğer T 0'dan küçükse T 0'dan küçükse 0 olması lazım. Bunu kullanarak buradaki tekilliklerimizi aşağıya da yukarı kaydıracağız. Şimdi bu integralleri nasıl hesaplayacağız? Ona geri kompleks düzlemde. Şimdi kompleks düzlemde kontür integrali hatırlarsanız Cauchy'nin integral teoremini kompleks analizden bize der ki eğer bir karmaşık sayı üzerinden bir kapalı eğri boyunca bir integraliniz varsa ne olabilir? Şöyle bir herhangi bir eğri düşünebiliriz. Bu eğri üzerinde bir fonksiyonun integrali
Tabii kapalı bir eğri ise buna bir yön de vermemiz lazım. Saatin ters yönünde gidiyorsa bu eğrimiz eşittir 2 pi i. Ve bu f fonksiyonun rezidülerin üzerinden toplam. Bütün o bu eğrin içinde kalan. Şimdi rezidüden kastettiğimiz ne? Bu fz fonksiyonun tekil olduğu noktalar varsa, misal z0 diyelim, bunlardan biri olsun. Bu z0 noktası civarında biz bu fz'i bir negatif bir tam sayıdan sonsuza kadar bazı sabitler bölü z eksi z0'ın neyinci kuvveti olarak yazabiliriz. Yani z eşittir z0'da tekillikleri var. Neyin? Büyük neyinci mertebeden tekilliği. Ya da bu. Tamam. Şimdi bu toplamda rezidü dediğimiz fz'nin z eşittir z0'daki rezidüsü bu açılımdaki küçük neye eşittir? 1'e karşılık gelen. A1'e eşittir. Yani şurada bir sürü terim var. Bunlardan biri A1 bölü Z eksi Z0 artı diğer terimler. Bize ilgilendiren bu A1'dir. Şimdi gelelim bizim integralimize. Şimdi ilk problem bizim integralimiz kapalı bir eğri değil. Dolayısıyla bunu şu haliyle olduğu gibi kullanamayız. Ama bunu bir kapalı eğriye dönüştürebiliriz. Şöyle düşünelim. Hadi eksi sonsuza artı sonsuza kadar yapmayalım. W düzlemi üzerinde. Reel eksen boyunca integralimizi alacağız. Eksi R'den başlasın. Artı R'ye kadar. Ve bir çemberle kapatalım. Ve en sonunda bizim ilgilendiğimiz R'yi sonsuza gittiği limite bakacağız. O zaman bizim şuna bakacak olursak bu eğri üzerinde R sonsuza giderken bu omega integralimiz şu içerideki her şeyi f omega ile göstereyim. Ne olacak? Bir eksi sonsuzdan artı sonsuza integral. Ki bu bizim ilgilendiğimiz kısım. Artı yine limit r sonsuza giderken. Mesela bu örnekte üst yarı çember üzerinden bir integral. Şimdi eğer bir şekilde bu üst yarı çember üzerinden integralin sıfır olduğunu gösterebilirsek, o zaman bu kapalı eğri üzerinden aldığım integrali r sonsuza götürürken benim ilgilendiğim integrale eşit olacaktır. Şimdi şuna bakalım. Yukarı yarı düzlem dediğimiz yer omega'nın sanal kısmının sıfırdan büyük olduğu yer. Hatta omega'nın herhangi bir doğrultu seçecek olursak, bu açıya da phi diyelim. Omega'nın sanal kısmının r çarpı sinüs phi'ye eşit olduğu nokta. Şu eksponansiyele bakalım. E üzeri eksi i omega t. Bu ne olacaktır? E üzeri eksi i reel kısmı artı i çarpı sanal kısmı t. E üzeri eksi i omega'nın reel kısmı çarpı t. E üzeri artı omega'nın sanal kısmı çarpı t. Şimdi omega'nın sanal kısmı burada pozitif. Ve sonsuza gidiyor. Eğer t negatif ise bu ifade t negatif ise r sonsuza giderken burası e üzeri negatif sonsuz. T negatif olduğundan dolayı. E üzeri negatif sonsuz ise sıfırdır.
Şimdi buradan ne söyleyebilirim? Şu integrale baktım. Eğer t sıfırdan küçük ise ben bu eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan integrali, şurası zaten sıfır. Ben bunu eksi sonsuzdan artı sonsuza gidip sonra sonsuzdaki çemberden yukarıdan kapanan kapalı bir eğri olarak yazabilirim. Eğer t sıfırdan küçük ise. Şimdi rezidü teoremi bana diyordu ki eğer kapalı bir eğri üzerinden integral alıyorsam şayet bu integralin değeri o kapalı eğrinin içerisinde kalan rezidülerin katkılarının toplamına eşit olacak. Belli bir orantı sabitiyle. Şimdi ben başka ne biliyorum? T sıfırdan küçük ise bu integralimin sıfır olması lazım. Bu integralimin sıfır olabilmesi için ben bunu yukarıdan kapattığımda bu yarı düzlem içerisine hiçbir rezidünün girmemesi lazım. Buradan da söyleyebilirim ki ben bu tekillikleri yukarıdan kapattığımda kapalı eğrinin içerisinde kalmamaları için mutlaka reel ekseninin altına kaydırmam lazım. Şimdi rezidülerimi nereye kaydırmam gerektiğini böylece karar vermiş oldum. Mutlaka reel eksenin altına kayacak. Çünkü aksi takdirde t sıfırdan küçük ise bu integralim sıfır olmayacaktır. Şimdi gelelim t sıfırdan büyük ise. Şimdi t sıfırdan büyük ise yine buradaki işlemlerde bir değişikliğim yok. Ama t sıfırdan büyük ise sonsuzdaki yarı çember üzerinde sıfıra gitmesini istiyorsam ben o zaman o sonsuzdaki yarı çember üzerinde omega'nın sanal kısmının artı sonsuz değil eksi sonsuz olması lazım. Eksi sonsuz olması için ise benim bu eğrimi eksi sonsuzdan artı sonsuza geldi. Yukarıdan değil, yukarıda çünkü omega'nın sanal kısmı artı sonsuz olacaktır. Aşağıdan kapatmam lazım. Aşağıdan kapattığım takdirde omega'nın sanal kısmı eksi sonsuz olacak. T sıfırdan büyükse burası zaten otomatikman sıfır olacaktır. Ve benim eksi sonsuzdan artı sonsuza olan integralim eksi sonsuzdan artı sonsuza gelip aşağıdaki sonsuzdaki yarı çemberden kapatarak elde ettiğim kapalı eğri üzerinden integralime eşit olacak. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bakalım benim rezidülere ihtiyacım var. Rezidülerini hesaplayalım. İki tane tekilliğim var. Biraz aşağı kaydırdığım için bunların hepsi eksi i 0 artı olarak yazabilirim. Bu 0,6 artı sıfırdan büyük ama sonsuz küçük bir sayı. 1 bölüm k kare eksi omega kare bölü c kare e üzeri eksi i omega t. Buradaki tekillikleri mesela omega eşittir artı kc eksi i omega. Şuradaki tekillikten kaynaklı rezidüsünü bunu omega kc'ye giderken omega eksi kc ile çarparak hesaplayabilirim. Şimdi bunu biraz sadeleştirirsem e üzeri eksi i omega t c kare bölü k eksi kc eksi omega kc artı omega. Buradaki omega eksi kc olarak yazabilirim. Omega eksi kc ile kc eksi omega gider bana bir eksi getirir. Bu limiti de aldığım zaman eksi c kare e üzeri eksi i kct bölü 2 kc olarak elde ederim. Bu neredeki rezidüsüdür? Buradaki omega eşittir kc'deki rezidüsüdür. Eksi c kare e üzeri eksi i kct bölü 2 kc. Şimdi sıfırda bu sıfırdan büyük sonsuz küçük sayıları yazmıyorum. Şimdi diğer tekillikte bakacak olursak oradaki limitte de oradaki rezidüyü de omega eksi kc'ye giderken e üzeri eksi i omega t bölü k kare eksi omega kare bölü c kare omega eksi eksi kc olarak yazabilirim. Yine buradaki tek değişen burası omega artı kc olduğu için bununla sadeleşecektir. Ve buradaki rezidüsü de c kare e üzeri eksi i kc t bölü
2KC olarak. Şuradaki eksi işaretini de unutmayalım. Olarak karşımıza gelecek. Şurada işareti artı, omega eksi kc'ye gidiyor. Dolayısıyla buradaki rezidüyü de eksi c kare e üzeri i kct bölü 2kc olarak bulmuş olacağız. Bakalım bir hata yaptık mı? Şuradaki eksi yok. Bu sadeleştirmeden dolayı bir eksi gelmişti. Buradaki eksi yok. Şimdi rezidüleri de hesapladık. O zaman integralimizin değerini hesaplayabiliriz. İntegralimiz, tabii bu artık t sıfırdan büyük olduğu durumda, t sıfırdan bu tekillikleri aşağı kaydırarak t sıfırdan küçük olduğunda zaten sıfır olduğunu biliyoruz. T sıfırdan büyük olduğunda integralimizin değeri 2pi. Şimdi rezidü teoremini hatırlarsanız işareti eğer aldığınız kapalı eğri saat yönünün tersine gidiyorsa artıydı. Şimdi yönü değiştirdiğimiz için biz şu kapalı eğri üzerinden integrale bakıyoruz. Yani saat yönünde gittiğimiz için fazladan bir eksi getireceğiz. Ve şu iki rezidünün değerlerini de toplayacağız. C kare bölü 2kc e üzeri i kct eksi e üzeri eksi i kct. Bunlardan gitti. İkiler de sadeleştirebiliriz. Eksi pi i bölü k yukarıda c e üzeri i kct eksi e üzeri eksi i kct. Bu bizim w integralimiz. Şuradaki w üzerinden integralimiz. Şimdi tabi hala bu ifadeyi 4 pi ile çarpıp bütün k'lar üzerinden integralini de almamız gerekiyor. Şimdi yapacağımız işlem o. Buraları silelim. Bizim Green fonksiyonumuz, tabi buraya not alalım, t sıfırdan büyük ise, t sıfırdan küçük ise sıfır zaten. Bütün olası dalga vektörleri üzerinden bir integral, 2pi üzeri 4, e üzeri i kare, eksi 4 pi kare i c bölü k, e üzeri i kct, eksi e üzeri eksi i kct. Biraz sadeleştirebiliriz. Bu 2pi'nin karesidir. Buradaki kuvvetlerden iki tanesi gitti. Diğerleri şimdilik dursun. Şimdi bunu en kolay küresel koordinatlarda hesaplayabiliriz. Küresel koordinatları yazarsak k'nın boyutu üzerinden bir integral. Bu sıfırdan sonsuza kadar. Z ekseniyle yaptığı açının kosinüsü üzerinden bir integral. Eksi birden bire kadar. Ve fi açısı üzerinden bir integral. Sıfırdan 2 pi'ye kadar. E üzeri i, bu skalar çarpımı, iki vektörün uzunlukları çarpımı, çarpı kosinüs teta olarak düşünebilirim. Şuradan kalan eksi i c bölü k. E üzeri i k c t eksi e üzeri eksi i k c t olarak yazabilirim. Şimdi fi'ye bağlı olan unuttuğum bir de 2 pi kare çarpımı var. 2 pi'nin karesi. Şimdi integralini aldığımız ifadede burada tabi r'nin yönünü z ekseni olarak tanımladım momentum uzayındaki. Z ekseni olarak tanımladığım için k dot r k r çarpı kosinüs teta geldi. Olarak karşımıza çıktı. Hiçbir yerde fi'ye bağlı bir şey yok. Dolayısıyla fi integralini aldığım zaman bu bana 2 pi getirecek. Bu 2 pi'lerden birisini sadeleştirecek. Kosinüs teta'ya bağlı olan tek ifade burası. O integrali de hemen alabiliriz. Eşittir. Şimdi şu k'lardan bir tanesi de sadeleşti. Sıfırdan sonsuza
KdK bölü 2 pi. Kosinüs teta integrali n üzeri i kare kosinüs teta bölü i kare kosinüs teta eksi 1'den 1'e kadar. Eksi i c k'ları sadeleştirdik. E üzeri i kct eksi e üzeri eksi i kct olarak yazabiliriz. Şimdi bu k'lardan diğer k da sadeleşti. Bu i'leri de sadeleştirebilirim. Ne kalır geriye? Şuradaki i eksi kaldı. Eksi c, şuradaki eksi c bölü r, 2 pi r. 2 pi r çarpını. K üzerinden bir integral. E üzeri i kare eksi e üzeri eksi i kare. Burada da e üzeri i kct eksi e üzeri eksi i kct. Şu anda integralin bu hale gelmiş oldu. K'lar şu anda artık sadece eksponansiyeldeler. Öncelikle şu parantezleri bir çarpıp açalım. Eksi c bölü 2 pi r. Sıfırdan sonsuza dk e üzeri i. Bununla bunu çarptığımızda i k r artı ct eksi e üzeri i k r eksi ct. Bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarpayım. Eksi e üzeri eksi i k r eksi ct. Ve bununla bunu çarptığımda artı e üzeri i k eksi i k r artı ct. Şimdi bu integral k sıfırdan sonsuza kadar. Şimdi şu terime bakacak olursak sadece. Şimdi k yerini değişken değiştirip eksi k üzerinden bir integrale dönüştürürsem ne olacak? Buradaki eksponansiyelle k'nın işaretini değiştirdiğimde bu eksi artı olacak. İçerideki ifade bu ifadeyle bu ifade aynı olacak. Ama integralin sınırları eksi sonsuzdan sıfıra kadar olacak. Yani yazacak olursak sıfırdan sonsuza dk e üzeri eksi i k r artı ct dediğim integral aslında eksi sıfırdan eksi sonsuza dk e üzeri i k r artı ct integraline eşit. Ya da integral sınırlarını değiştirirsem eksi sonsuzdan sıfıra dk e üzeri i k r artı ct integraline eşit. Yani şu terim bana, şu terimden gelen katkı şu ifadenin sıfırdan sonsuza kadar integraline eşit. Buradan gelen katkı da aynı ifadenin eksi sonsuzdan sıfıra kadar olan gelen katkısına eşit. Ve ben bu ikisini topluyorum. İkisini topladığım için bu terim artı bu terimin sıfırdan sonsuza kadar integrali yerine sadece bu terimin eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar integrali yazabilirim. Eksi c bölü 2 pi r eksi sonsuzdan sonsuza dk e üzeri i k r artı ct. Aynı şeyi bu iki terim için de yapabilirim. Bu iki terimi de topladığımda artık sıfırdan sonsuza değil, eksi sonsuzdan sonsuza e üzeri i k r eksi ct olarak yazabilirim. Şimdi bu integraller eksi sonsuzdan artı sonsuza gittiği için artık zaten Dirac Delta'nın integralinden başka bir şey değil. Eksi c bölü 2 pi r. Bu integraller bana direkt 2 pi çarpı Dirac Delta getirecekler. Dirac Delta birisinden r artı ct buradan eksi diğerinden de r eksi ct gibi bir ifademiz çıkacak. İki pi'leri de sadeleştirebiliriz.
Şimdi bir şey daha hatırlayalım. Biz biliyoruz ki Green fonksiyonumuz t sıfırdan küçükse zaten sıfır. Eğer t sıfırdan büyükse Green fonksiyonumuz buna eşit. Ama t sıfırdan büyükse ct sıfırdan büyük. R dediğim şey bir vektörün uzunluğu sıfırdan büyük. Dolayısıyla bu Dirac Delta'nın içerisindeki ifade her zaman için sıfırdan büyüktür. Bu her zaman için sıfırdan büyük olduğuna göre Dirac Delta argümanı sıfır olmayan her noktada sıfır. Bunu da biliyorum tanımından. Dolayısıyla bu sıfıra eşittir. Çünkü R artı CT her zaman için sıfırdan büyük. Geriye sadece bu ifadem kaldı. Bu da bana diyor ki benim Green fonksiyonum RT eşittir C bölü R Dirac Delta R eksi CT. Green fonksiyonumu bu şekilde yazabilirim. Şimdi hatırlarsak yine tekrar edelim. Bu fonksiyon neydi? Bir t eşittir 0 anında ben r eşittir 0 noktasında bir tane yük yaratıyordum ve yok ediyordum. Bunun yaratacağı potansiyel. Şimdi bunun yaratacağı potansiyel t eşittir 0 anında ben bunu yarattım, yok ettim. Belli bir t anında r noktasına ulaşabilme r noktasına daha doğrusu yarattım, yok ettim. Bu r noktasında ancak T anında R noktasına ulaşması için gereken hızı C olacak. Yani C hızıyla bu yayılacak. Burada T eşittir 0 anında yarattım. Belli bir T süre sonra sadece R eşittir CT'ye eşit olan noktalarda 0'dan farklı bir katkı getirecek. Şurada 0'dan farklı olacak. İşte C, T1 noktasında. T2 anında sadece şu küre üzerinde 0'dan farklı olacak. Yani burada yarattığım bir etkinin diğer noktaya ulaşması belli bir C hızında olacak. Bilgi C hızında yayılacak. Ve burada bir gözlem yapabilmemiz için belli bir süre geçmesi gerektiği için bu Green fonksiyonuna bazen gecikmiş ya da retarded Green fonksiyonu adını veriyoruz. Şimdi bu fonksiyonun, yine ilk başa dönecek olursak W integraline, kompleks düzlemde W integraline alıyorduk. Tekillikleri reel eksenin altına kaydırarak elde ettik. Eğer hepsini yukarı kaydırsaydık iki tekilliği de, o zaman elde edeceğimiz Green fonksiyonu t sıfırdan büyük olduğu zaman sıfır olacaktı. Ona da ilerlemiş Green fonksiyonu adını veriyoruz. Değişik kullanımları var. Ya da dediğim yine bahsettiğimiz gibi birini aşağı öbürünü yukarıya da kaydırabilirdik. Bunlar fiziğin değişik alanlarında değişik şekillerde yorumlanıp kullanılan Green fonksiyonlar. Ama bize lazım olacak olan Green fonksiyonu bu. Şimdi Green fonksiyonu da hesapladığımıza göre bir ara verelim. Bundan sonra bu Green fonksiyonunu kullanarak acaba tek büyük hareket ederken nasıl bir elektromanyetik alan yaratıyor onu hesaplayacağız.